Sinema 1970'li yıllardan sonra flash forward diye bir kavram kullanmaya başladı. İleri gitme. Yani tıpkı geriye gittiği gibi hayali olmayanı ergi gibi 10 yıl ilerisini anlatır. Buna flash forward diyoruz. Bediüzzaman ta o zaman mesela Meyve Risalesi'nde flash forward kullanıyor. Diyor ki Eskişehir hapishanesinin penceresinden bakıyordum diyor. Yan taraftaki lisenin bahçesinde kızlar oyun oynuyordu, genç kızlar. Birden diyor bir sinema perdesi önümde belirdi ve bu kızların 50 yıl sonraki hallerini görmeye başladım. Ya bildiğimiz flash forward yapıyor. Ya da işte 17. Lema'da diyor ki işte kabre girdim. Kefenime sardılar beni. İşte bıraktılar diyor. Herkes beni yalnız bıraktı. Toprakta yalnız başıma kaldım falan. Yani enteresan bir teknik kullanıyor ve muazzam bir betimlemeyle bunu yapıyor. Fatıl Mekkiye'yi yazarken İbnül Arabi onun ön sözünde çok enteresan bir detay anlatır. Der ki küçüktüm bir hastalığa yakalandım ve bir kabus gördüm. Öyle bir tasvir yapar ki bu Yüzüklerin Efendisi'ndeki orklar gibi bir ordu saldırır üzerine İbn Arabi'nin. Ve beni korumak için bir anda böyle Malkoçoğlu'na benzer bir insan tasvir eden çift kılıçlı beyaz elbiseli bir adam çıktı. Geleni kesmeye başladı o kötülükleri diye. Sonra sordum sen kimsin? Dedi ki ben Yasin suresiyim de. Gözümü bir açtım amcam başımda Yasin okuyor. Ya bakın yani muazzam bir sinematografik bir anlatım yani. Ama biz bugün maalesef özellikle 20. yüzyıldan itibaren Müslümanlar pek çok şeyden uzak kaldığı gibi sanattan da uzak kalmış. Bunu reddetmiş. İşte görüyorsunuz bazen Peygamber Efendimiz'e bir hakaret filmi deniyor bilmem ne. Sokakta birbirini öldürüyor Müslümanlar. Ama Peygamber Efendimiz'i nasıl iyi anlatırız diye dertlerini görmedik.